Günaydın. Cuma günü yatay bir kapanış oldu. Hafif bir eksi olduğunu görüyoruz ama aslında pazar günü Fisher'ın ki iki numara yani başkan yardımcısı açıklamalarıyla piyasanın haftaya biraz daha stresli başladığını görüyoruz. Şurada gördüğünüz gibi vadeli işlemlerde biraz satış var. Nitekim şu açıklamanın tamamı üzerinden gitmeyeceğim. Sadece ilk kısmı üzerinden gidersek ikili bir hedefi olduğundan bahsederek başlıyor Fisher. Ardından da istihdam tarafının etkileyici bir şekilde hedeflere doğru gittiğini söylüyor. Enflasyon tarafında biraz daha problemli olduğunu görmekle beraber çekirdek enflasyonda yani Fed'in takip ettiği göstergede %2 seviyesine bir kol uzatacak kadar yakın olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla da hedeflerimize yakınız diyor. Ve sadece bu değil, istihdam piyasasının hareket tarzına da baktığında etkileyici olduğunu söylüyor. Konuşma çok uzun değil. Tamamını okuyabilirsiniz. Verimlilik konusuna vurguda bulunuyor. Biliyorsunuz Fisher aslında hoca kimliği de olan bir isim. Dolayısıyla konuşmalarını söylediklerini her zaman okumakta fayda var. Büyüme ve verimlilikteki problemlere de değiniyor ama şu ilk paragraftan çıkartılan sonuç ki piyasadaki hareketten de onu görüyoruz. Bu sene içinde bir faiz artışı gelmesi gerektiğini düşünüyor. Tabii şimdi geçen hafta tutanaklardan hemen önce Dudley'nin, bu haftada yarının 26'sında biliyorsunuz konuşması, hemen öncesinde Fisher'ın biraz daha görece şahin, aslında bir faiz artışını artık görece şahin diyoruz, bir faiz artışına işaret eder şekilde konuşması Fed'in piyasaya bu sene bir artış gelecek demesinin bir yolu. Tabii şu olabilir, ikisi yani 2 numara ve 3 numara farklı düşünüyor, 1 numara Cuma günü farklı bir mesaj veriyor olabilir ama genelde ki şu ortamda da Fed içinde bu kadar net bir kırılma olduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla yarın da büyük ihtimalle benzer bir konuşma yapacaktır. Bir iki detayı sabahki mailde paylaştım. Dolayısıyla çok üzerinden gitmeyeceğim. Cuma günü veya Perşembe günü konuyu biraz daha detaylandırabiliriz. Asya tarafına baktığımızda ikinci bir konuşma da aslında Kuroda'dan geldi. O da Eylül toplantısında bir şeyler yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Tabii piyasa açısından sadece bir şeyler yapılması değil, ne yapılacağı önemli. Ben de hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda bu toplantıda bir şey yapmayacağını, hükümeti bekleyeceğini, yani Temmuz toplantısından bahsediyorum, Eylül toplantısında harekete geçeceğini söylüyordum. Hala aynı görüşteyim ama o hareketin açıklayacağı paketin içinde ne olacağı önemli. Yeni ETF alımları veya yeni bono alımları piyasayı çok fazla tatmin etmeyecektir. Buradan hemen paritelere geçelim. Pariteler tarafında Euro kritik seviyelerin etrafında dolaşmayı sürdürüyor. 84 civarında bulunuyoruz. Hatırlarsanız hafta sonu Cuma günü çok daha üstüne geçmeyi başarmıştı. Şuradan baktığımızda önemli kırılmalar söz konusuydu. Ama yeniden kısa vadede trend çizgisinin altına doğru bir kayma söz konusu ki Cuma kapanışı da benzerdi. Şu anda da devamının geldiğini görüyoruz. Muhtemelen bu seviyelerde biraz daha devam edecektir. Henüz opsiyonlar tarafına baktığımızda piyasanın satışa geçmediğini, hala artıda durduğunu görüyoruz. Dolayısıyla satış biraz daha spread'in daralmasından kaynaklanan bir satış ki birazdan bonolar tarafına da bakarız. Konumlanmaya, pozisyonlanmaya baktığımızda da orada da çok ciddi bir pound'da olduğu gibi euro short pozisyon söz konusu olmadığından aslında isterseniz euro hala ortada bir yerlerde durmaya devam ediyor. Yukarı tarafta 14.60'ları 14.70'leri önemsiyorum. Aşağı tarafta 12.70'in altına gelmesi biraz daha zayıflık göstergesi olacaktır. Şu anda o seviyelerdeyiz. Ama görüyorsunuz pozisyonlanmaya da baktığımızda çok net bir kırılma gelecek, aşağı hareket olacak demek zor. Hala bir dalgalama band içinde gidiyoruz. İki tarafında seviyeleri belli. Hangisinde net bir kırılma olursa onun peşinden gitmek daha doğru olacaktır. Pound tarafına hemen göz atalım. Pound tarafında da biraz
fazla aç gözlü davrandım. 28-28-50 seviyelerine doğru bir geri çekilmeyi kullanmayı düşünüyordum ama burada uzun süredir short pozisyonların bir short covering'e neden olacağını ve 28-29 aralığında olası seviye olduğunu paylaşıyordum. Görüyorsunuz hala çok ciddi short pozisyonlar var. Dolayısıyla bu seviyelerden daha aşağıya itmek biraz zor olacaktır. Şimdi burada takip edilmesi gereken şurada bir dip oluşup oluşmayacağı. Ama şu an için hala erken seviyelerdeyiz. Yani Cuma günü ki gelen veriler hafta içinde Perşembe günü vesaire de iyiydi. Ama Cuma günü önemli bir dönüş oldu. Dolayısıyla 28-29 aralığı önemini korumaya devam ediyor. Ama benim düşüncem o seviyenin kalıcı kırılmasından önce bir kırılma olabilir ama sonra tekrar geri dönecektir diye düşünüyorum. Eğer tekrar test ederse biraz daha yukarı seviyeleri görüp o short pozisyonların azalacağına şahit olacağız. Dediğim gibi Kuroda'nın bazı açıklamaları oldu. O açıklamalara baktığımızda Eylül toplantısında net bir hareket bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Ama hareketin niteliği önemli olacak. Görüyorsunuz göstergede aşağıya çok fazla gelmiyor. Bu seviyelerde bir destek var gibi. Ama 99'ların kırılması durumunda 95-96 bandına doğru bir geri çekilme olacaktır. Tabii burada da aslında benzer bir durum söz konusu. CFTC pozisyonlarına baktığımızda yüksek oranda yan long pozisyonlar olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta biraz daha artmış olabilir. Bunlar tam olarak update değil biliyorsunuz. Zirve seviyelere yakınız. Dolayısıyla burada da aşağısının biraz sınırlı olması söz konusu ama boş toplantısında hayal kırıklığı çıkması ciddi anlamda bir yen alışı getirecektir. Dolayısıyla biraz daha temkinli olmak isteyeceğim. Eğer olursa 95-96 bandından girmek isteyeceğim bir para birimi diğerlerine oranla. Hemen metaller tarafına gelelim. Burada zaten 2 haftadır altına değerli metallere dikkat çekiyorum. Nihayet hafif bir kırılma başladı gibi. Aslında kırılma gümüş tarafında. Şu anda 50 günlük ortalamayı altında test ediyoruz. Burada altın hisselerinde bir gevşeme olduğunu geçtiğimiz hafta altın fiyatları daha sağlam dururken de paylaşmıştım. Görüyorsunuz buradaki yukarı trendde yavaş yavaş zorlanıyor. Çok büyük bir ihtimalle diğer altın hisselerine göstergelere baktığımızda orada da daha düşük seviyeler önümüzdeki günlerde Junior Gold Miner'ıza bakıyorum söz konusu olacaktır. Dolayısıyla altın tarafında biraz daha temkinli olmayı sürdürmeliyiz. Şurada gümüşü görüyorsunuz. Önemli bir dibi kırdı. Yani aşağı yukarı 1,5-2 aydır 3 kez test edilen bir dip vardı. 19-20 seviyeleri bu dibin net bir şekilde kırıldığını şu an içinde 50 günlük ortalamanın altında seyrettiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle altını da peşinden çekecektir. Tekrar bir göstergelere pozisyonlanmaya bakalım. Buradaki durum alarm zillerini ilk çalmamızı gerektiren durum buydu zaten. Hala aşırı longlarda olduğunu gösteriyor. Daha önceki videolarda da hep söyledim. 99 ile 1900'lere gittiğimiz dönem arasında yani şuradaki 10 yıllık dönemde oluşan biriktirilen altın long pozisyonlar bu defa birkaç ay içinde biriktirildi. Burada aşırı bir spekülatif gaza gelmiş diyelim kesim var. Dolayısıyla bu kesimin biraz daha silkelenmesi, biraz daha azalması, panik içinde pozisyonlarını kapatması söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. O da daha düşük seviyeler demek. 1306 seviyesi kırılmadan yukarı hareketin tamamen sona erdiğini söylemek zor. Dolayısıyla şu an için hala bir düzeltme içindeyiz ama baktığınızda bu düzeltmenin daha büyük bir şeye evrilme ihtimali de oldukça yüksek. Bu da gördüğünüz gümüş long pozisyonlar burada da benzer bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Buradan petrole hemen bir göz atalım. Petrol tarafında güzel bir yükseliş oldu. Burada da benzer bir durumdan bahsetmiştik. Petrol pozisyonlarında aşırı short pozisyonlar söz konusuydu.
bu hızlı bir şekilde bizi bu seviyelere attı. Burada tabii önemli bir omuz baş omuz taban oluşumundan da bahsetmiştik. Teknikçilerin dikkat ettiği, dolayısıyla 50'nin üzerinde seviyeler kırılması durumunda daha fazla, en azından teknik alımları da beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. İkinci bir nokta daha vardı. Burada hatırlarsanız Aralık ayları arasındaki spread'e de bakmıştık. Onu da hemen açmak istiyorum. Orada da çok kuvvetli olmasa da yavaş yavaş bir daralma olduğunu görüyorsunuz. Şurada paylaştığım gibi son yılların en açık spreadine gelmiştik. Aralık 2017 ile Aralık 2016 arasında. Dolayısıyla buna da oynanabileceğini söylemiştim. Burada da bir daralma başlıyor. Tabii yeterli değil. Hala anormal diyebileceğimiz büyüklükte bir daralma söz konusu. Aynı durum Brent'te de söz konusuydu. Bitirmeden önce de bonoların durumuna bakalım. Cuma günü ağırlıklı satıcılı bir piyasa gördük. Almanya tarafında tekrar artıya geçmemiz önemli bir gelişme olur diye düşünüyorum. Avrupa bonolarının tamamında satış var. Ama tabii burada bizi ilgilendiren Amerika tarafı, Fisher'ın açıklamalarının hemen yansıdığını görüyoruz. Şuradaki 1.60 seviyeleri artık zorlanmaya başladı. 200 günlüğü de koyalım. Biraz da sıkıştıralım. 65 seviyesinin altını çiziyorum. 1.63-1.64, bu seviyeler önemli olacak. Yakında da test edeceğiz gibi gözüküyor. Kırması durumunda piyasalar üzerinde kalıcı bir hisse, piyasalar üzerinde kalıcı bir baskı düşünmüyorum ama genel olarak varlık fiyatlamalarında bir baskı olacaktır. Dolayısıyla bu seviyeleri yakından takip etmek gerek. Biraz daha detayına bakalım isterseniz. Yani tam olarak ne yükseliyor 10 yıllıklarda? Şu gördüğünüz term premium, bunun detaylarını geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştım. O yüzden 10 yıllık neden oluşur onu çok fazla konuşmayacağım ama term premium tarafına baktığımızda orada da bir toparlanma olmasına rağmen hala yılların en düşük term premium'uyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Şurada 1980'e alırsam görüyorsunuz tarihinin en düşük term premium verilmiş durumda. Bu normal bir durum değil. Biraz daha yukarıya doğru gitmesini beklerim. Break-even'lardaki durum nasıl? Oraya da hemen bir göz atalım. Orada da hafif bir toparlanma var. Ama çok ciddi bir enflasyon kaygısının söz konusu olmadığını görüyoruz. Bir de 5 yıllıktaki duruma bakalım. Buradaki durumda benzer. Dolayısıyla 10 yıllıkların içinde genel olarak bütün kalemlerden kaynaklanan bir toparlanma var. Ama önemli olan 1.65 seviyesinin kırılıp kırılmayacağı olacaktır. Herkese iyi haftalar diliyorum.